Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in teknik analizini yapacağız. Ekranda Bitcoin'in günlük grafiğini görüyorsunuz. TradingView üzerinden teknik analizi yapacağım. En son 13.800 dolar seviyelerindeyken satış sinyali her an gelebilir şeklindeki videomdan sonra yaklaşık 3-4 aydan sonra hala Alışla ilgili herhangi bir e, sinyal almış değiliz arkadaşlar ve nitekim geçtiğimiz hafta içerisinde çok sert bir düşüş yaşandı. E, burada oluşan bir simetrik üçgen formasyonu şeklinde bir görüntü vardı ve bu aşağı kırıldı. Formasyon hedefi olarak da bu düşen kanalın üst çizgisi özelliği de taşıyan aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz düşen trend çizgisinin bir paralelini Formasyonun oluşmaya başladığı andan itibaren yani buradaki üçgen formasyona ilk dokunuştan geçecek şekilde aşağıya kaydırdığımız zaman elde ettiğimiz düşen trend çizgisinin yani bu düşen kanalın alt çizgisinin önümüzdeki günlerde test edilmesi muhtemelse eğer o test edileceği hedefi olarak görülüyor. Yani üçgen formasyonu hedefi bize e, Bitcoin'de 7000 ile 7100, 7200, 7400 oralardaki bir hedefin olduğunu gösteriyor. Tabi bu değer görülür görülmez bilmiyorum ama tecrübelerime dayanarak şunu söyleyeyim. Bitcoin'de bu formasyonlar gerçekten çok iyi çalışıyor. Teknik analizde dikkate aldığımız formasyonlar. Dolayısıyla burada... E, birkaç gündür yaşanan bir konsolidasyon döneminden sonra tekrar bir aşağı hareket gelirse eğer ki bunun kriteri de 7700 civarlarında Görülmüş olan Binance'e göre dip seviyenin altında kapanışların gelmesidir. Eğer bu seviyelerin altında kapanış gelecek olursa o takdirde 7 binli seviyelere doğru düşüş devam edebilir. Tabii bu logaritmik ölçüye göre. Benim eğitimlerde de sık sık bahsettiğim bir konu var, lineer ve logaritmik ölçekle ilgili hangisi ne zaman kullanılmalıdır diye. Ben özellikle temkinli davranmak isteyen kişiler için şunu öneriyorum. Hem logaritmik ölçüye göre hem de lineer ölçüye göre destek direnç seviyelerinizi belirlemekte fayda var diyorum. Bu logaritmik ölçüye göre 7000 dolarlı seviyeleri gösterirken lineer ölçüye göre daha düşük seviyelerde bir destek seviyesini gösteriyor. Bu da 6400'lü seviyeler. Özetle şunu söyleyebilirim. Olur da e, buradaki 7700 dolar seviyelerindeki geçtiğimiz hafta içerisinde görülmüş olan dip seviye aşağı yönde kırılacak olursa o takdirde logaritmik ölçeğe göre 7200'lü seviyeler takip edilmeli. Eğer bu seviyenin de altına e, inilecek olursa lineer ölçeğe göre de 6200 dolar seviyeleri önümüzdeki günlerde test edilebilir. Kesinlikle bu seviyeler görülecek demiyorum arkadaşlar. Sadece önümüzdeki olası senaryolara göre destek direnç seviyelerini belirlemiş oluyorum. Tabi burada şu şekilde bir ters flama formasyonu da söz konusu onu da söyleyeyim size. Yani 10.000 dolar seviyelerinden 7.700'e kadar ki düşüşü dikkate alırsak yaklaşık 2.500 dolar civarında bir e, seviyeyi gösteriyor. Burada Ters flama şeklindeki formasyon burası flamanın bayrak direği olarak değerlendirilebilir. Şurada da bakın şu şekilde bir flama oluşumu var. Tabi bu oluşumun aşağıya kırılması demek e, bu kadar bayrak direğe kadar bir düşüşün yani 8000 dolar seviyesinden 2500 dolar e, kadar daha aşağıda hedefin olduğunu gösterir bize. Yani. Bu formasyon gerçekleşirse eğer 5500 6000 dolar seviyelerini gösteriyor. Bu da linear ölçeğe göre e, görülecek seviyelere yaklaşık olarak denk gelmiş oluyor. Tabi orta vadede bir de destek çizgileri anlamında. Şu şekilde destek çizgilerimizi de çizmemiz mümkün. Burada görmüş olduğunuz destek çizgimiz kırılmıştı. En son lineer ölçüye göre ancak logaritmik ölçüye göre çok daha önceden kırılmıştı. Tabii şu şekilde bir yükselen trend çizgimiz söz konusu artık. Bunun da logaritmik ölçüye göre bize gösterdiği destek seviyesi de 7000 dolar seviyesi. Lineer ölçüye göre ise 6050-6000 100 dolar seviyesine gösteriyor. Dolayısıyla bu yükselen trend çizgilerini takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Hemen yukarı yönde bir hareketin gerçekleşebilmesi için hangi dirençlerin açılması gerekir? Bunu inceleyelim. Öncelikle burada görmüş olduğunuz düşen kanalın orta çizgisi seviyeleri ki bugün içinde yukarı yönde kırılmaya çalışıldı ama bu başarılamadı şu anda. 8200 dolar seviyesinin üzerinde kapanışların gelmesi gerekir. Aslında dünkü en yüksek seviye olan 8315 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gelirse eğer bu düşen kanalın içinde üst bant içerisindeki hareket devam edebilir. Tabii bu durumda da yukarı yönde hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ilk etapta şurada görmüş olduğunuz 8700 dolar seviyelerinde direncimiz söz konusu olur. Bu seviyenin de aşılması söz konusu olursa eğer 9050 daha sonrasında 9300 seviyeleri ve belki de kanalın üst seviyeleri test edilebilir. Ancak söylediğim gibi şu anda ters flama formasyonu hala devam ediyor ve formasyon hedefi olarak da 6000 dolarlı seviyeleri görüyoruz Hemen indikatörlere bakalım. Günlük grafikte indikatörlerde maddi kuvvetli bir şekilde sal sinyali üretmeye devam ediyor. Ancak histogram çizgilerinin eğiminin pozitife döndüğünü görüyoruz. E, tabii bu bir tepki yükselişi niteliği taşıyabilir. Diğer taraftan RSI'ye baktığımız zaman aşırı satış bölgelerinde 30'un altında tekrar yönü aşağı çevirmiş durumda. Eğer bugünkü kapanış bu seviyelerden gelirse yarın da düşüşün bir miktar daha devam etmektedir beklenebilir. Stokastik RSI al veriyor ancak fiyatlarda yukarı hareket e, beraberinde gelmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla stokastik arsayı da belki de tekrar yönü aşağı çevirecek. Bunu takip etmekte fayda var. Özellikle o Biraz önce göstermiş olduğum 8300 dolar seviyesinin yukarı aşıldığı görülmedikçe düşen hareketin devam etmesi beklenir. Aynı zamanda stokastik arasayda olası yukarı hareketlerde bu şekilde bir düşen trend çizgisi de söz konusu. Bunu takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Hemen haftalık grafiğe bakalım Bitcoin'de. Haftalık grafikte bakın burada görmüş olduğunuz yükselen trend çizgisi çok net bir şekilde kırılmış oldu trend çalışmalarına göre bir sat sinyali yeni almış durumdayız. Bu geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşle birlikte. Ancak biz diğer e, analiz yöntemleriyle tam da 13.800 dolar seviyesinde satış sinyali almıştık ve ben videoyu yayınladıktan sonra da henüz al sinyali gelmemişti. İndikatörlere bakalım haftalık grafikte maddi net bir şekilde kuvvetli bir şekilde satış sinyali üretmeye devam ediyor. RSI'nin yönünü aşağı çevirdiğini ve de baktığımız zaman da 45 puanlarda olduğunu görüyoruz. Eğer bu haftaki kapanış bu şekilde gelecek olursa e, yani bu gece yarısı itibariyle bu puanlardan kapanış gelecek olursa 50'nin altındaki RSI değeri bize düşüşün bir süre daha devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir. Yine RSI'de şu şekilde bir yükselen trend çizgisinin de aşağıya kırıldığını da görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ee, bu yükselen trend çizgisinin aşağı kırılmış olması da artık orta vadede haftalık grafiğe baktığımız için yükselişin yerini bir süre düşüşe bırak. E, görmüş oluyoruz. Bu görüntüyü destekleyen diğer indikatör ise stokastik arasa Yine bugünkü kapanış eğer bu şekilde gelecek olursa, yani e, bu haftaki kapanış diyelim, stokastik karesi da tekrar sat sinyali üretmiş olacaktır. Tabi buradaki yükselişi daha önceki videolarımdan birisinde Elliott dalga sayımına göre incelemiştik. Dolayısıyla bu 3.200 dolar ve 14.000 dolar kabaca e, zirve zirvesi arasındaki yükselişin ne kadarlık bir seviyesini geri alabilir şeklinde. Fibonacci geri çekilme seviyeleriyle inceleyecek olursak eğer bu yükselişin %50'lik kısmının geri alındığını zaten geri alındığını geçen hafta itibariyle görüyoruz. Bakın 8563 seviyesi olarak görülüyor burada. Bunun altında kapanışların gelmesi durumunda ki günlük bazda geldi. E, hedefin 7300 dolar seviyelerinden geçen %61.8'lik geri çekilme seviyesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yüzde 50 ile yüzde 61.8 geri çekilme seviyeleri arasında bir yerde de son bulabilir bu düşüş. Ancak Fibonacci geri çekilmesi yorumlarına göre, yorumuna göre 7.300 dolar seviyesinin gündemde olduğunu görüyoruz. Tabii bu seviyenin de altında kapanışlar gelecek olursa o takdirde 5.500 doları gösteriyor 0.79'luk geri çekilme seviyesi. Ancak tabii bunu konuşmak için şu anda çok erken. Bitcoin ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Henüz alışla ilgili herhangi bir sinyal almış değiliz. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz 14.000 dolardan gelen düşen trend çizgisi yukarı aşılmadığı sürece düşüş trendi devam edecektir. Tabii bu düşen kanalında alt bandı içerisinde hareketin devam ettiğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Şu anda 8029 8034 puan seviyelerinde, dolar seviyelerinde ve burada biraz önce bahsetmiş oldum ters flama formasyonuna da dikkat edin arkadaşlar. Bu ters flama formasyonunun gerçekleştiğinin teyidini alacağımız yer ise teknik analize göre 7750 dolar civarları. Bunun altında kapanışlar gelirse hedefin ilk etapta 7200 logaritmik ölçüye göre lineer ölçüye göre de daha sonra 6400 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yayınlamış olduğum bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı. Bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda Twitter'da takipte kalmanızda da son derece fayda var diye düşünüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, Şimdilik hoşça kalın.